Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Öcal hocamı bekliyorum bugün. Yine çok heyecanlıyım. Öcal hocamla güzel bir hikayemizi daha paylaşmak istedik sizlerle. İnşallah sizler de iyisinizdir. Evet. Birazdan hocam da gelecek. Merhabalar. Evet. Hocam merhaba, Merhaba, nasılsınız? iyiyim, teşekkür ederim. Çok memnun oldum görüştüğümüze tekrar. Evet, böyle bir aslında Öcal hocamla çok bu kadar uzun süre görüşmediğimiz de olmamıştır hocam. Yani çok oldu. 3 ay yüz yüze, 3 ayı geçti görüşmediğimiz. Geçti evet 3 aydır yüz yüze görüşmüyoruz. Evet, iyi ki bu var. Yani en azından burada yüzümüzü görüyoruz hocam. Sohbetinizle şenleniyoruz. Teşekkür ederiz gerçekten. Ben Bana da teşekkür ederim misafir ettiğiniz için. Sağ estağfurullah hocam, bize olun. sizin. Bizim daha doğrusu, ama biz hep beraberiz yani. Ama Evet, ben sağ en olun. çok bizim bölümün pazartesi sohbetlerini, toplantılarını özlüyorum. Biz pazartesi günleri hep beraber öğle yemeği yiyip sohbet ederiz arkasından Öcal hocam ve bütün bölüm arkadaşlarımızla. Hakikaten o tat, o bir hafta boyunca herkes ne yaptı, ne etti onu görmek, bilmek çok özelmiş hocam. Çok kıymetli hepsi. İnşallah yakın zamanda. Evet, ben de çok özlüyorum gerçekten. Evet. Pazartesi günlerimiz hem dolu dolu geçiyor, hem sohbetlerle geçiyor. Hal hatır soruyorduk, herkes yaptıklarını, yapacaklarını anlatıyordu. Haftayı Evet. programlıyorduk. Evet, Evet. inşallah tekrar döneriz o günlere. İnşallah hocam, inşallah. Evet. Ama bugün de ben siz gelmeden önce onu diyordum. Bir başka maceramızdan söz etmek istiyoruz hocamla diye. Bizim sizinle aslında, yani ben çok şanslıyım tabii. Bu şansımı da her fırsatta dile getiriyorum. 20 yıldır pek çok maceram oldu, ama bu maceralarımızdan benim hayatımda çok belirleyici olan bir tanesi var. Bugün ondan bahsedelim hocam. Müzelerimizden bahsetmek istiyorum. Ama bu Olur. Olur müze tabii. maceramız da önce sizin hayalinizde o müze nasıl başladı? Entelektüel dünyanızda müze nerede duruyordu? Ve biz nasıl o yine görünmeyen bir şeyi görünür yapıp da gerçekleştirdik? Ve bugün ne yapıyoruz? Oraya doğru bir sohbet edelim isterim. Ve aslında hani Türkiye'deki bu somut olmayan kültürel miras müzeciliği ya da açık hava folklor müzeciliği tarihinden evvel böyle dünyada bizim halk biliminin hani böyle bit pazarına nur yağdı dermiş gibi eskilerin deyimiyle halk biliminin gözde bir disiplin olduktan sonra böyle 20. yüzyılın başından itibaren bir ivmesi var. Oradan başlarsak hocam, bu müze fikrini nereye koyarsınız ve ne söylemek istersiniz bize? Teşekkür ederim Evrim. Yani ben biraz kendi özelimden bahsederek istersen buradan başlayayım. Benim çocukluğum köyde geçti. Özellikle etnografya müzelerinin, etnoloji müzelerinin, halk bilimi müzelerinin, folklor açık hava müzelerinin bir anlamda hani eskiler değil de daha doğrusu Türkiye'nin müze değerini anlatmak üzere Türkiye bir açık hava müzesidir derler ya. Evet. Hani teşbih olarak anlamlıdır ama müze başka bir şeydir. Türkiye'nin zengin kültürel miraslara sahip olması esasında başka bir şeydir. Müze bir okuldur, müze bir kitaptır, müze yapılmış bir iştir. Kendiliğinden doğal olarak açık hava gibi pek çok objenin bulunmuş olması onu müze yapmaz orayı. Müze bir işlevli mekandır. O ayrı bir konu ama o hani o söze gönderme yaparak söyleyeyim. Çocukluğum köyde geçtiği için ben adeta Folklor Açık Hava Müzesi'nin içinde yaşadım, doğdum ve büyüdüm. Ama hani bir de bizim eskiler derya işledir, deryayı bilmezler. Doğrusu kullandığımız aletlerle, eşyalarla, dinlediğimiz masallarla, türkülerle o hayat ve onlar bir müze konusu olmadı benim için. Ben onları hep doğal hayatımın bir parçası gibi gördüm. Üniversiteye gittiğimde de işin açıkçası Allah selametini versin, yaşayanlara sağlıklı uzun ömürler
aramızdan ayrılan hocalarımıza rahmetler diliyorum ama ben üniversitede de bir folklor açık hava müzesi ya da müzecilik fikrine sahip olmadım. Yani böyle bir şey duymadım. Bir müze fikri doğmadı yani bizim bölümümüzde de. Zaten buna uygun bir müfredat, içerik de yoktu. Dolayısıyla bunları öğrenemeden hayata atılınca ben Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda, yani şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı diyoruz, o zaman Kültür Bakanlığı zannediyorum. Çünkü sık ayrıldığı için hangi tarihte hangisi olduğunu ben bile takip edemiyorum. Kültür Bakanlığı'nda Milli Folklor Araştırma Dairesi var. Oraya araştırmacı olarak, folklor araştırması olarak tayin edildim. Tayin edildiğimde karşıma şey çıktı. Bu rahmetli oldu şimdi ODTÜ'de Ahmet Edip Uysal var. Evet. Ahmet Edip Uysal'ın danışmanlığında diyelim, Kültür Bakanlığı'nın o dönemde yapmış olduğu folklor açık hava müzelerinin kurulmasına dair bir kitap yayınladılar. Belki şuradan arkadaşlarımıza da gösterirsen şu kitap. Bu kitap 85 yılında benim folklor dairesine yeni adım attığım günlerde yapılan bir toplantının kitabı. Ben de bunun redaksiyonunda getir götür basım işlerinde yeni genç bir folklorist olarak bulundum. Tasihinde filan. Sonra folklor araştırması olarak alana gittik biz. Alana gittiğimiz zaman bize folklor materyali derleyin, etnografik eşya derleyin dediler dairede. Biz de gittik. Bu eşyaya sahip olanlardan parayla satar mısınız, hediye eder misiniz, bağış yapar mısınız gibi bir takım formüllerle bir takım objeleri aldık geldik müze kurulmak üzere depomuza koyduk. Bu arada tabii hem bu kitabın basımı sürecinde hem de bu etnografik eşya toplama sırasında hem de folklor araştırmacısı unvanındayım. Bu müzecilik işleri neyin nesiymiş diye bir merak etmeye başladım. Merak ederken o günlerde yine hayatını müzeciliğe adamış bir insanın şu çalışmalarıyla karşılaştım. Burada da Hamitsu Beyir Koşay açık hava müzelerinden bolca söz ediyor ve onların neden kurulması gerektiğinden söz ediyor. Açık hava müzeleri varmış demek ki filan dedim. Onlar üzerine biraz bakınca Avrupa'da özellikle hani folklor disiplininin 19. yüzyılda güçlenmesi diyelim, hani doğuşu demeyeyim de belki güçlenmesi ve önemli bir alan haline gelmesi, skansen müzeciliğinin neredeyse Louvre'u baskılaması popülerlik bakımından onları öğrendim. Öğrendikçe bu konuya ilgim, merakım arttı. Bu çok iyi bir şey filan dedim ama ne yazık ki ben 3 yılın sonunda oradan ayrıldım. Üniversiteye araştırma görevlisi olarak geçtim. Ben geçtim ama orası da ne yazık ki topladığımız eşyalarla bir müze kuramadı. Öylece kaldı. O çok üzünlü bir hikaye değil mi? Maalesef yel aldı, sel aldı, oradaki eşyalar kayboldu, gitti. Üzülüyoruz tabii ama o emeklerimiz, benim, diğer arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın yılların, 10 yılların emeği, düşüncesi, hayali olmadı. Halk evlerinin müze kolu vardı, onlar müze kurmadı. Hamitsu Beyir Koşay müze kuralım, açık hava müzesi kuralım diye çok çırpındı, olmadı. Ahmet Edip Uysal, ODTÜ Üniversitesi ile, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Kültür Bakanlığı'nın işbirliğini sağlayarak bugünkü Eymir Gölü civarında bir topak ev, taş ev denilen bir yer yaptırdı. Oradan müzeye gidiyoruz denildi. O olmadı. Dolayısıyla ben ayrıldıktan sonra bakanlığın kurmayı düşündüğümüze olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Bu olmazların içerisinde ben 1992 yılında kulakları çınlasın hocam Umay Günay'la, Profesör Doktor Umay Günay'la doktora tezimi tamamladıktan sonra hoca beni Hacettepe'ye davet etti. Hacettepe'ye gittim. Gittim, orada başladıktan sonra bir iki yıl içerisinde halk bilimi ana bilim dalı başkanlığı gibi bir görevle karşılaştım. Bir şeyler yapmam lazım. Öğrendiğim ve bildiğim şeyler o müzecilik filan halk bilimindeyim. Haydi müze kuralım diye öğrencilerle bir seferberlik yaptık. Anadolu'yu dolaştık. Bir şeyleri topladık, getirdik, odama yığdık. Keçi olanları güve kesti, yün olanlar bilmem bitlendi filan derken biz bir şey yapalım, iyi bir şey olsun. Müze koleksiyonu nasıl korunur, ona çalıştık biraz. Koleksiyonumuzu korumak için ve sergilemek için dekanlıkla görüştük. Bize iki camekan verdi o dönemde. Verdiği camekanla bu kastettiğimiz bu değil anlamına gelsin diye
halk bilimi müzeciliğine doğru, Türk halk bilimi müzeciliğine doğru diye evet. Bir levha ile o camekan içerisinde eşyalarımızı sergiledik filan derken Hacettepe içerisinde bir açık hava müzesi hani ODTÜ'de kurulamadığı gibi benim de kurmaya gücüm kişisel olarak da yetmedi. Organizasyon şeması vesaire bakımından üniversitenin gelecek planlaması bakımından da bu müze fikri çok öne çıkamadı. Yani çok çeşitli gerekçeleri var. Bu arada ben de Tunus'a gittim. Yani misafir öğretim üyesi, Türk dili hocası olarak. Orada Fransızlarla karşılaştım ve Fransızların özellikle Paris'te olan Desarts Tradition Populaire Müzesi vardır. Bologna ormanlarının içerisinde. Orayı gördüm. Ondan sonra Tunusluların onlardan etkilenerek yaptığı müzecilik faaliyetlerini gördüm. El sanatlarının müzeleştirilmesi, uygulamalı halk bilimi yapılması süreçlerini izledim Tunusluların ve Fransızların. Onlar çok ilgimi çekti. Ben bunlar üzerine biraz çalışayım derken bu o konuların da içinde olduğu şu kitabım evet, ortaya çıktı o dönemde. Evet, Tunuseli incelemeleri diye. İşte bunun peşinden Tunus'tan dönünce Hacettepe'den ayrıldım. Gazi Üniversitesi'nde bana dediler ki senin halk bilimi bölümü kurmanı, burada müze kurmanı, bizim çok arazimiz var, yerimiz var, açık hava müzesi kurmanı sağlarız dediler. Ben de o heyecanla o günlerde yazdığım şu bilmiyorum hatırlar mısınız? Dünyayı döner diye kesen bir kitap. Sonra onun Akçağ sağ olsun ikinci baskısını yaptım. Evet. Burada da anlattığım şekilde bir açık hava müzesi nasıl kurulur diye 2001-2002 yıllarında yaptığım bu çalışmaları Gazi Üniversitesi'nin o dönemdeki rektörüne Rıza İhan'a getirdim. Oradaki meslektaşlarımızla konuştum yani yöneticilerle. Böyle bir atmosfer doğdu ve Gazi Üniversitesi'ne geldim. Gelir gelmez tabii ki rektörümüz de üniversitede benden halk bilim çalışmalarına hemen başla dediler. Başladım ve ilk çalışmamı siz de gayet iyi hatırlarsınız. Evet, şu kitap doğdu. Evet. Bu Türkiye'de halk bilim müzeciliği ve sorunları nihayet hani şeyden sonra Ahmet Edip Uysal'dan sonra ikinci hamle oldu diyelim. Yani ODTÜ başarısızlığından sonra ikinci hamle olarak bunu yaptık. Tabii bu şeye giden yolda epeyce bir etnografik eşya topladık yine. Odalarım yine doldu. Öğrenciler hani koridorlardan geçiyorum ya da bahçelerden evet. geçiyorum. Bir elimde tırmık, öbüründe güğüm, sırtımda heybe, deli midir nedir diyorlar ama ben... evet, bunları getirdim filan, istif ettik. Sonra bize bu 11-12 Aralık tarihlerinde, 2002 yılında yaptığımız bu sergileme ve sempozyumdan sonra Mavi Ev diye şimdi yıkılan ve şeyin yanında, Gazi'nin Merkez Kütüphanesi'nin Tabii. yanında bir bina vardı. O binanın giriş katında eskiden çay ocağı olarak kullanılan, kahvehane olarak kullanılan salonu bize halk bilimi müzesi diye verdiler. Öğrencilerimle biz kendi aramızda oradaki eşyaları sergileyerek, onların ne olduğuna kimlik falan katarak daha çok öğrenci-hoca etkileşim içinde bir müze kurduk. Halka açık değildi. Onunla çalışırken, tabii bu arada siz de biliyorsunuz, UNESCO somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesine giden süreci sonuçlandırdı. Yani 1972 yılında 72 yılındaki somut mirasın korunmasına dair sözleşme imzalanınca Bolivya Deklarasyonu diye 1973 Hı-hı. yılında folkloru niye UNESCO korumuyor diye bir deklarasyon olmuştu evet. 73 yılında. Bu 73 deklarasyonu evrildi. 89 yılında folklorun korunması tavsiye kararına dönüştü. 10 yıllık bir çalışmadan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yılın değerlendirmesi yapıldı 99 yılında. Bu değerlendirmeden sonra hızla somut olmayan miras sözleşmesine gidildi. 2003 yılında da somut olmayan mirasın korunması sözleşmesi imzalandı. Kader beni bu sözleşmenin metnini oluşturan hükümetler arası uzmanlar arasında olmayı nasip etti. O dönem Kültür Bakanlığı'nda müsteşardı Profesör Doktor Mustafa İsen. Ben de yeni dönmüştüm yurt dışından. Frankofonlarla, Tunuslularla falan çalıştığım UNESCO'da, Fransa'da olduğu için sen bu işi bilirsin, git takip et dedi. İşte o takip bugüne kadar devam ediyor. Onun evet. devam ederken madem somut olmayan miras var, benim hayalim hep müze kurmak.
O zaman somut evet. olmayan mirası nasıl müzeye diyeceğim diye merak ederken dostlarımızla, meslektaşlarımızla, sen de gayet evet. iyi hatırlayacaksın, şu kitabı oluşturan süreci yaşadık. Bu mesela bu dünyada somut olmayan miras nasıl müzelenir sorusunun ilk defa sorulduğu İlk bir defa kitaptır. Sorulduğu evet. Müze. Bizden müze aylar evet. Hatta bizden bir yıla yakın sonra İKOM bunu sorgulamıştır. Evet, üç yıl sonra da müze tanımını somut olmayan mirası da içine alacak şekilde değiştirebilmiştir. Dolayısıyla evet. yani bizim bu refleksimiz de oldu. Sonra bütün bunlar evrilince 2005 yılında bu mavi evi yıkmaya karar verdi Gazi Üniversitesi Rektörlüğü. Yıkarken de bizim 2000-3000 civarında etnografik eşyamız toplanmış, öğrencilerimizle alışverişimiz yani kültürel alışverişimiz zenginleşmişti. O zaman biz buraya bir yer verelim dediler ve sağ olsunlar o dönemin üniversitesi kütüphanenin 4. katını, son katını bize müze olarak verdi. Şimdi böyle bütün yapıyor öğrenciler... Hocam, bir sürü böyle gözümlerinden o anılarımız geçiyor. Gerçekten Aynen. kütüphanenin 4. katı, mavi ev, sempozyum evet. zemini, o telaşlar evet. gerçekten. Evet hocam buyurun. Orada işte şeyde 23 Eylül 2000... 5 yılında, 2005'te bu müzeyi resmi olarak açtık. Hocam, Dolayısıyla, evet, lütfen. Ezgi burada, Ezgi ve Muhtar hocam burada. Muhtar hocam, aa, bakamıyorum ben oraya. Ben görüyorum. evet. Şimdi bundan söz etmem lazım. Muhtar hocam diyor ki, ben de bu saçlar nerede ağırdı diye düşünüyordum diyor. Siz konuşurken Ezgi de diyor ki, fırın küreği müze kapısına sıkıştığı için problem yaşamıştık. Evet, çok iyi hatırlıyorum onu. Ezgi'nin macerasını. evet, evet. Zaten Ezgi girince işin içine hep böyle şeyler gelirdi başımıza. Yani muzip tarafı vardır Ezgi'nin evet. tabii. Onun için zaten şeye yönlendirdik. Halk tiyatrosuna onu. Halk tiyatrosuna evet. evet. Mehmet Kösemek evet. burada, o günleri yine çok iyi hatırlayan bir. Aa evet, Mehmet öğrencimiz. Kösemek hakeza. Yani evet. tabii tabii. O, günleri... o da çok çalıştı müzede. Çok tabii, emeği tabii. var. Evet. Her, evet. Evet. Onun da çok emeği doğru, var orada. Doğru. Yani kimin yok ki? Bütün öğrencilerimiz evet. okul gibiydi müze. Zaten müze evet. okuldur, müze kitaptır. Müze evet. ders alanıdır yani. Onun için hocam vardı, hepimiz orada biliyorsun. Büyüdük. Yani ben şimdi bakıyorum. Geçen biz bir böyle parmaklarımızla saydık. O müzede böyle işte asistanlık, yardımcılık, getir götür işi olsun, koordinatörlük olsun. Yolu o müzeden geçen kaç kişi şu anda akademinin içinde? Kaçının doçent ünvanı var? Kaçı işte daha farklı yerlerde neler yapıyor? Onları saydık. Bayağı geniş bir yelpazemiz var. Yani hepimiz, burada adlarını sayamayacağım kadar çok öğrenciniz o müzede büyüdük. Yani müzede halk bilimi nasıl uygulanır, nasıl müzelenir ve bunu neden yapmalıyız görerek yolumuza devam ettik. Yani oradan yolu geçmeyen çok azdır bizim üniversitede. Evet. Sizin rally'i kezmişsinizdir orası yani. Büyük bir alandır. Keçe ya hepimize sergisi, çok şey... Nurgül Begiç hocam burada. Müze ha, sergisi, evet. keçe sergimiz tabii çok büyük. Tabii tabii. Neler tabii. yaptık Yani... yani. Çok değerli sanatçılarımızla, tabii. hocalarımızla, Tabii. akademisyenlerle pek çok şeyi müzede yaptık. İşte 2005 yılında bu somut olmayan miras müzemizi yani Gazi THBMR Müzesi diye açmıştık. Tabii şimdi artık onu Hacı Bayram THBMR Müzesi olarak yaşatıyoruz. O tarihten sonra pek çok önümüze imkanlar çıktı. Müzemiz okullar tarafından, öğrenciler tarafından, ziyaretçiler, yabancı ziyaretçiler, mesela üniversitemize gelenleri ya da bakanlıklara gelenleri, burada bir şu tarz evet. müze var, interaktif bir müze diye oraya ziyarete geldiler ve gittikçe ünümüz arttı diyelim ve girdiğimiz kapılarda ha siz şu müzeyi çalıştıranlarsınız diye en azından uzun uzun müze nedir, ne yapıyoruz, hani bizde bir söz var ya, müzelik diye bir söz var. İşe yaramaza müzelik denir bizim Anadolu'da. Biz onu kırdık yani. Kırdık, evet. Halkın o bakışını kırdık büyük oranda. Sonra bu şeyde biliyorsun bu çalışmalarımız devam etti. Yayınlar yaptık. Müzenin koleksiyonlarını genişlettik. Deyimler sergisi, efendim hikayeler, aşıklar. Pek çok konu sayamayacağım kadar konuda etkinlik yaparken bir de hamam önündeki o çalışmalar gittikçe hamam arkasına doğru da genişledi ve karşımıza bir imkan çıktı. Hamam...
mekanı müzeleştirmek, Ankara Müzesi olarak açma fikri doğdu. Mesela burada Merkez Müzemizin hani bir nevi oğul vermesi diye tanımlıyorum. Evet. O aşamada gerçekten çok önemli bir rolü de sen üstlendin. Mesela evet, o müzemiz nasıl doğdu? Biraz da sen orayı anlat. Hocam, ben biraz seni dinleyeyim. Ondan önce şey demiş yine Mehmet Kösemek, diyor ki kütüphanenin 4. katı da çok önemli bizim hayatımızda, biliyorsunuz. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nin 4. katındayız ve biz uygulama yaptığımız, çocuklarla oyun oynadığımız, şen şakrak olduğumuz bir müzedeyiz ama öğrencilere diyoruz sessiz olun, sessiz sessiz. Mehmet Kösemek o günleri hatırlatmış bize. Gerçekten o da bizim için, yani hem kütüphane insanları bize tolerans gösteriyordu, hem biz yapacaklarımızı sessiz sessiz yapıyorduk ama küçük küçük yine de vazgeçmediğimiz günleri hatırlıyorum. O envanter fişleri yazdığımız günleri çok net hatırlıyorum ve sizin sık sık müzeye gelip ilk o merkez binasındaki müzede de denetlediğinizi, baktığınızı ve sürekli bu nedir diye bir nesneyi elinize alıp bize sorduğunuzu hatırlıyorum. Şimdi bu nedir? Hepimiz böyle bir dakika, şimdi bütün hepsini öğrenelim ki hikayesini hoca gelir sorarsa bu nedir diye biz onu söyleyelim. Çünkü mesele orada, biz eğer nesneyi tanımazsak, tanımanın ötesinde hikayesini anlatamazsak gelen de bizden bir şey anlamayacak ve çok renkli, güzel merkezin o 4. katındaki kütüphane müzesi benim aslında hani müzeciliğe gönlümün düştüğü yer. Evet. Sempozyumda, şimdi akışta 97-98 mezunlarım var. Onlar evet. Arkadaşlar hızlı geçti isimler, birkaç tane hepsini sayamadım ama gördüm. Gerçekten hani o dönemlerden başlayan o çocuklarımın, daha doğrusu evet, yani ya. Geç arkadaşların o öğrencilerin heyecanlarını unutamam. Onlar o kadar çok müzeye obje kazandırdılar, hayat verdiler ki. Tabii biz 4. katta, aynı zamanda alt katı kütüphane olduğu için sessiz olun, seksek sessiz oynanacak, misket sessiz oynanacak, ne bileyim çember sessiz çevrilecek, topaç sessiz döndürülecek, nasıl olacak bunlar bilmiyoruz. Evet, evet. Birden kendimizi bir müddet sonra rektörlüğün bodrum katında bulduk, 4. katta. Evet hocam, öyle oldu. O bodrum katında görece daha bir izole bir yerdi, iyiydik ama onun üst katında da biliyorsunuz fen laboratuvarları vardı. Akşamları çocuklar orada çalışıyorlar, geceleri de musluklar açık bırakıyorlar. Haydi bizim 200-300 yıllık eşyalarımız birden heba oluyordu filan. Evet, yani hocam. Ne şartlar altında o müze, evet, koleksiyonunu, evet, koruyabilmiştik. Mesela orada yani şu anda adlarını saysam gerçekten 500 veya daha da fazla öğrencimiz oraya emek verdi. Tabii, her birinin. Ve emek verdiler ama aynı zamanda da kendileri için de bir sosyalleşme, kültürlenme alanı oldu. Hayatlarına bakıyorum, bir bazı yerlerden bu müze dokunmuş onlara. Bazıları yeni müzeler açtı, müze konusunda çalıştı, müzeyle ilgili işler yaptı. Mesela şu anda hani beraber çalıştığımız Zeynep Safiye Baki Nacıoğlu, evet, müzecilik konusunda, evet, en son hani tezini bitirmenin aşamasına gelen öğrencimiz, müzeciliğin doktoru olacak halk biliminde. Bu daha önceki yıllarda hayal ettiğimiz, kurguladığımız bir şey değil. Onun dışında master yapan, doktora yapan başka öğrencilerim de oldu. Onlar da kendilerine hayatta çeşitli yollar açtılar, müzeler açtılar veya müzelerde çalışmaya başladılar. Şeyi hatırlıyorum, şimdi Pervin Hocam da burada, Pervin Ergun. O da şeyi hatırlattı, tiyatro maceralarımızı. Müzede masalları tiyatrolaştırdığımız günler vardı hocam, onlar da çok güzeldi. Evim, sen lütfen oradan dostlarımızla sen temas kur. Ben, evet, çünkü sana bakarken ve diğer, tamam, konuları hocam, konuşurken göremiyorum bir de gözlüğümden dolayı. Pervin, evet, Hocam burada, merhaba hocam, hoş geldiniz. Tamam. Ve Pervin Hocam'la da bayağı işte kostümler diktiriyoruz, masal, evet, giyecekler, hatırlarsınız o günlerimiz de çok koşturmalıydı. Çok eğlenceli. Öyle, öyle. Hep böyle şeydi bizim bu müzenin varlığı, ya benim çalışma hayatımda bir dosyanın kapanıp hemen arkasında öbürünün açılmasına neden olan çok dinamik bir akademik hayatı da yanında getirdi. Yani tamam, hani somut olmayan kültürel miras çalışmalarımız, diğer akademik çalışmalarımız bir yerde duruyordu. Tezlerimiz, işte makalelerimiz, doçentlik çalışmalarımız, onlar hep bir yerde dururken müzede, hadi şimdi Çiğdem günü, Çiğdem'in arkasından Nevruz, Nevruz'un arkasından Hıdır Ellez. Dönem sonu geliyor, masal tiyatrosu yapalım çocuklarla. Haydi oradan köy seyirlik
Orta oyunu derken biz nasıl dönemi kapatıyorduk, özellikle ikinci dönemi hiç bilmiyorduk hocam. Gerçekten o dinamik bir akademisyen olma halini de bizim içimize verdi. Hem insanlarla temas ediyorduk, o akademinin fil dişi kulesinden bizi biraz daha insanların arasında yaşayan böyle kültürün içinde olmaya yönelttik bize çalışmalarımız. Evim Ben şu bunu kendi anda hayatımda çok görüyorum. çok doğru. Şu anda mesela hani Covid gibi bir salgınla dünya başa çıkmaya çalışıyor ve büyük oranda da insanlar evlerine kapandığı alanda kültürel mirasa büyük oranda ihtiyaç duydu ve kültürel miras onları hayata bağladı. Bizim şimdi uygulamalı olarak çalıştığımız halk bilimi konularının pek çoğunu dijital ortama aktarabildik. Evet. Müzemiz üzerinden herkesin evlerine gelebildik. Çocuk oyunu olarak geldik, masal olarak geldik. Müzedeki başka oyunlar, eğlenceler olarak geldik. Ve bir şekilde çocuklarımıza da büyüklerimize de dokunduk bu dönemde. Dolayısıyla hani zaten folklorun, hani halk biliminin ne işe yarar diye sorulan sorularından birisi hayata dokunmak. Bize fil dişi kule dediğin için söylüyorum. Bize devletin verdiği maaşlar, bizim işte elektriğini, suyunu harcıyoruz. Bunların karşılığında biz halkımıza, milletimize, devletimize ne katkı sağlıyoruz? Hani Doğru. her zaman söylediğimiz bir şey vardı ya, sen olmasan bu Halk alan bilimine için, kaybet. halk bilimi için ne olabilir? Sen ne katıyorsun? Artı değerin nedir diye sorduğumuz, işte bunları hep kendimize mesele edinmiştik. Dolayısıyla öğrencilerimizle kurduğumuz bağ da, diyalog da böyle yürüdü. Evet hocam, demin sordunuz ya hani nasıldı bu hamam önüne geçiş ve Evet, yeni evet, evet, daha evet, evet. uygulamalı bir müze algısına doğru gitmemiz. Tabii ben o zaman daha yeni doktoramı bitirmiştim ve siz bana dediniz ki elin proje çağrısı var. Bir proje yazalım. Hamam önünde de işte Veysel Tiryaki günlerde belediye başkanıydı ve Doğru. onunla görüşüyordunuz. Ben birçok toplantıya yanınızda geliyordum. İşte hadi yapalım, hadi bir bize konak olsa neler yaparız. Evet, onu da Başlamıştık. hayırla ve teşekkürle anmak lazım. Evet, Doğru. evet hocam. Orada müze işte proje yazdık. Proje geçtikten sonra ben hani bir ekip var yanımızda, çok da şey değiliz yani, daha hiçbirimiz hani şu günkü aklımla gitsem başka şeyler çıkardı. Ama o gün çok da doydum biraz ve böyle ne yapacağımı bilmiyordum açıkçası. Bocaladık. Hep sizin desteğiniz vardı ama şunu hatırlıyorum mesela. Zeynep de demin hatırlattı bana. Şey yok, paramız yok yani çok fazla, hani bütçesi düşük bir bütçemiz var ve açmamız lazım müzeyi, projeyi Zaten tam Evrim, merkez müzemizi sıfır bütçeyle açtık biz, sıfır kendi bütçeyle bütçe. açtık. Tabii, Oraya da doğru. dediler ki hatırlarsanız şey alamazsınız ikinci el bütçe parasıyla. Tamam, ne yapacağız? O zaman ben çok iyi hatırlıyorum, bomboş bir odaya gittim. Şu an muhabbet odası dediğimiz yere oturdum. Ne sedir var ne bir şey. İşte bina bu dediler, müzeyi açın. Baktım nasıl yapacağız ve çok az zaman kaldı. Annem yanımdaydı her zamanki gibi. Ve dedim ki anne sen dikiş dikebilir misin? Dikeriz dedi. O zaman iki tane makine var bizim evde dedim. Öğrencileri bir odaya Emel koysam. Hanım'ın çok katkısı oldu Evet. müzeye, evet, o dönemde. Sağ İlk olsun. dedim. Şey yapsak, bir evin bir odasını atölye yapsak, iki dikiş makinesini de işte şeyleri diksek, perdeleri falan, kanaviçeleri. Tamam dedi annem, yaparız. Bir top patis aldık, getirdik eve. Öğrencilere şöyle bir çağrı yaptık. Ha, var mı evinizde bir şey? Hani varsa danteliniz, işte etamininiz, şunlar bunlar bize verir misiniz? Hepsi sağ olsun. Burada Dilek Hocam, ben de dahil olmak üzere sandıklarımızı açtık. Tuğba Özkan yine de böyle sandıklarımızda ne varsa müzeye verdik. Ve bizim ev sanıyorum bir 6 ay kadar atölyeye döndü. Bütün müzenin pek çok eşyasını orada diktik. Ama benim için de çok özel bir zamandı bu. Çünkü hem öğrencilerimizle bütünleştik. Sadece onlar bitmedi, bir de müzeye deterjanları, Tabii bezleri o da alıp geliyor. camları, yerleri sildi bütün Hocam. siz hepiniz yani onları Hepimiz. yaptınız orada. Ben şeyi Tabii, çok iyi hatırlıyorum. tabii. Selcan'la ben UNESCO için bir toplantıdan geldik herhalde yurt dışında. Ertesi gün ayağımızda eşofmanlarla müzenin camını siliyorduk ve su yoktu. Taşıma suyla. Yan tarafın inşaatından benim eşim, bilmem onun arkadaşı, işte biraz erkek arkadaşlar su taşıdılar ve biz o sularla müzeyi sildik, temizledik. Öyle. Gerçekten
Hani arkasında çok güzel hikayeler var. Böyle biz bazen anılarımızı konuşuyoruz. İnanılmaz yani. Keşke şu anda o günlerin Dilek Hocam da burada dil yaşadığımızı hatırlıyorum. Açılış gününden evvel. O şerbet illa Çeyizimden bir verdim diyor şeyimizi Dilek. teyzinden verdi işte. Değil mi? Sandıklarımızı Ha, açtık hocam. evet. Hiçbirimiz şey yapmadık yani. Sakınmadık. Ve müzenin açılış günü bizim için çok heyecanlıydı. Ya ben inanın hiç hayatımda o kadar çok heyecanlandığımı hatırlamıyorum ama 28 Mayıs 2013. evet şerbet yapılacak. Ama şerbetin en iyisi olacak. İşte ben şunu hatırlıyorum. Çocuklar şey almışlar masaların üstüne. Simit tabloları yaptırdık. Siniler koyduk. Kokteyl masası haline getirmiştik hatırlarsanız. Diyorlar ki Evrim Hoca naylon örtü almışsınız. Bunları kabul etmez. Gidin düz el dokuması bir şeyler bulun. Kendi aralarında böyle. O şerbetin şekeri çok olmuş. Yani bütün öğrencilerimizle birlikte oradaydık. Ve her zaman böyle hocam şunu ne yapalım? Hocam şurada sıkıştık şimdi ne olacak? Her şeyi böyle biraz çöze çöze yani düğüm böyle karmakarışık büyümek de yoktu ortada bir şey yani. Ondan biz kilim dokuduk adeta. Çok da güzel anlamlı motifler koyduk üstüne. O yüzden benim hani akademik hayatımda çok büyük bir eşiktir müze. Evet. Yani Evrim müze. ilginç bir şekilde bizim o müze hani iki katlı küçük bir Ankara evidir ama Evet. o kadar çok etki yaratarak dışarıya taştı ki mesela doğrudan doğruya hamam önünün bütün Tabii. mekanlarını Hıdrellez'den Çiğdem gezmesine, aşuresinden diğer işte ferfenesine kadar herkesi kucaklayan bir bütünleşme alanı haline geldi. Yani öyle hani Sırça Sarayı gibi müzeyi işte girişi çıkışı olan bir yer haline getirip ondan sonra çıktıktan sonra bizi ilgilendirmezsiniz değil. Oradaki esnafla bütünleştik. Herkesle Hıdrellez kutladık. Herkesle Çiğdem pilavı yedik. Herkesle aşureyimizi paylaştık. O pek çok şeyi Evet. birlikte yapa yapa. Tabii oradaki halk da ne yapıyor bu öğrenciler, hocalar yani böyle saçma sapan geliyorlar bize bir şeyler diyor. Başladılar. Sonra biz niye yokuz içinde diye Tabii, sitem ettiler. Ya da bu sene esnaf. niye yok bu diye Evet. aradılar. Evet, Tabii. öyle. Şimdi Tarkan söylüyor. Tarkan da ilk zamanlardan beri biliyorsunuz bizimle hocam Tarkan. Evet, Ve evet. Tarkan birinci sınıftaydı ve çok sessizdi. Ama ben baktım böyle bitki yetiştiriyor Tarkan işte kıl çadır diyorum kıl çadır nasıl kurulur onu anlatıyor falan. Dedim tamam Tarkan gel ve Mehmet Kösemek Tarkan ben bir yere kuru bir ağaç bulmaya gittik. Onu hatırlattı bana şimdi Tarkan. Bu kuru ağaçta nazar ağacı yapacağız. Müzemizin nazar ağacı olsun istedik. Ve kuru ağaç bulmak için bir kamyonun arkasına binmişiz. Ben onu unuttum. Tarkan hatırlatıyor ki kamyonun arkasında hocam siz kuru ağaç bulmaya gittiniz diye. Yani bu böyle biraz da şey oldu. Siz de böyle şeyleri çok yaptınız. O ben ona şahittim. Sonra bir şekilde ben bir baktım ki bir kamyonun arkasında kuru ağaç arıyorum. Niye nazar ağacı yapacağız diye. Gerçekten bu sonra ne oldu? Eminim Ezgi'ye bulaştı. Bizim Zeynep'e bulaştı, Gözde'ye bulaştı. Yani bulaşmayan yok. Bu gerçekten aynı tutkuyla bakıyorum. Şu anda Zeynep aynı şeyleri yapıyor. Hocam şunu bulmamız lazım diye acayip acayip ben sitelere gittiğimi, sitelerde neler yaptığımızı hatta Mehmet Kösemek falan hocam yalnız gitmeyin biz de yanınızda gelelim diye yanımızda gelirdi yani artık. Şu anda yine Evet. aynı durumdayız yani. İşte bu müzenin yani hem birinci hem de ikinci Merkez Müzenin ve Ankara Somut Olmayan Miras Müzesi'nin kuruluş sürecinde Evrim. Ben hafta sonları Anadolu'ya gidiyordum ve pek çok kasabadan işte bir geceyi de dışarıda geçirerek alabildiğini arabamı alıyorum. Diğerlerini işte çeşitli araçlarla müzeye getirmeye çalışıyorum. O Kaan'ı falan vardı hatırlarsınız Evet, onları. hatırlıyorum hocam. Böyle bakır kaplar falan getiriyorum. Bunlardan birisinden nasıl olmuşsa bir mikrop kapmışım. Vücudumda dalga dalga deride 2-3 ayda doktorların zor temizlediği bir mikrop oldu. Ama ben evde sağda solda bu bakır kaplar şunlar bunlar hep öyle istif oluyor. Bir gün trenle seyahat ederken o zaman 13-14 yaşında idi kızım. Ona bir çocuk gelmiş. Çok size hiç anlatmadım galiba bunu. Ona ne kadar tatlısın baban şekerci mi demiş. O da bu çocuğa kızmış hayır babam hurdacı uzaklık git seni de toplar götürür müzeye demiş.
Ve ona epeyce bir güldük. Doğru ama şimdi gözümün önünde geldi, onun 13 yaşında geldi. Evet. Ama böyle o sizden geçti bize yani, o toplama ve müzeye götürme ve müze için bir şeyler yapma fikri. En heyecanlı kısmı da bunu Evet. kuşaktan kuşağa aktarılıyor olması. Evet. Yani kuşaktan kuşağa inşallah aktarılıyor. Evet. Yani Ben evet hocam. yani biraz önce de söylediğim gibi yani bizim varlık nedenimiz yönetenlere, sanat eseri üretenlere, halka kuşaktan kuşağa aktarılması gereken miraslarının farkına varmalarını sağlamak. Biz onların farkına varıldıktan sonra ne yapacağına sanatçı kendisi karar versin. Ne Evet. yapacağına yönetici karar Doğru. versin. Ama bilsin ki çok önemli bir birikim orada duruyor. Mesela hani şu kitabın içerisinde somut olmayan miras nedir kitabının içerisinde? Somut olmayan miras sözleşmesinde esas itibariyle tam bizim bu yapmak istediğimiz ya da yaptığımız kuşaktan kuşağa öldürmeden aktarma, canlandırarak aktarma, verimlilik içinde aktarma, yaratıcılık ve tasarım içerisinde aktarma konusu. Mesela hani Selcan aramızda değil belki ama onun şu Folklore kitabı Çevirisi, mesela evet. hani uygulamalı halk biliminin aslında fake bir şey değil, tamamen halkın yararına bir şey olduğunu anlatan bu çalışması. Daha sonra bizim işte birlikte çalıştığımız dünyada Evet. uygulamalı halk bilimi nasıl oluyor diye bu kitapla yaptığımız çalışmalar. Bütün bunlar yani sen de diğer arkadaşlarımızla çok yakından takip ettiniz. Benim zihnimde eğer halka dönmüyorsa, eğer yöneticiye bir şey söylemiyorsa, eğer sanatçıya esin kaynağı olmuyorsa esasında çalıştığınız şeyler çok da yararlı olmuyor. O zaman onların farkına varmasını sağlamak lazım. Mesela Muhtar Hoca ile yürüttüğümüz bir halk kültürü dersi programı var. Tam da Evet. bu uygulamalı halk biliminin kuşaktan kuşağa aktarımında önemli bir şeydi. Rahmetli Gürbüz Erginer Hoca şimdi aramızda değil. Ali Yakıcı beraberdi bizimle. Dolayısıyla böyle bir ekiple onu çalışmıştık. Ve bütün bunlar Evrim benim zihnimde süzüle süzüle o küreselleşme ve uygulamalı halk biliminden sonra şu kitaba dönüştü biliyorsun. Evet, o bu Evet, kitapta yani yetişti. paldır küldür kentleşmelerde tam da işte bu uygulamalı halk bilimi olmaksızın, halkın birikiminden, kültüründen yararlanmaksızın nasıl kentleştiğimizin, özellikle de bugün geldiğimiz, yani sadece bizim değil, dünyanın kastettiğim, geldiğimiz noktada bugün aynı zamanda da Dünya Çevre Günü, Evet. çevrenin ne kadar önemli olduğunu, çevreyle uyumlu yapılaşmanın, çevreyle uyumlu kültür üretmiş olan ataların ürün ve değerlerinin ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Bu paldır kültür kentleşmelerle aslında uygulamalı halk biliminin, müzeciliğin, müzede bizim yaptıklarımızın farkına varılmasını sağlama sistematiğinin bir parçası haline geldi bu. Ben onun için şu anda her gün biliyorsun bizim müzemize COVID öncesinde 3 ay sonrasına randevu veriyorduk. Okullarımız lebalep dolduruyordu. Öğrencilerimiz inanılmaz bir şekilde kültür aktarıcısı, müze Evet. araştırıcısı olmuşlardı. İnşallah o günler tekrar gelir ve kültürel mirasımızı İnşallah. aktarma şansı buluruz. Ama bu müzecilik gerçekten hani 19. yüzyılda Folklor Açık Hava Müzesi ile başlayan ve bugün somut olmayan miras müzesi olarak devam eden işi akademisyenlerin de devletin de özel sektöründe sivil toplumun da sanatçıların da çok duyarlı bir şekilde dikkatlerine getirmek lazım. Onlar ilgilenmeli konuyla. Evet hocam, şimdi siz 19. yüzyıl dediniz de, şimdi açık hava müzelerinin tarihine baktığımızda aslında bir uluslaşma ve aidiyet meselesi görüyoruz. Yani daha çok bir ulusal manifesto gibi açılıyor bu müzeler. Ama somut olmayan kültürel miras müzeciliği tam da 21. yüzyılda evet bir aidiyet duygusu kazandırıyor bize. Evet yine ulusal ve milli bir müze mantığı da var belki içinde, ama daha çok bu küreselleşmenin karşısında durduğumuz bir yer var ya. Hayır, tek tipleşmeyelim ve bunu sürdürülebilir Evet. kalkınmanın, yani kültürü sürdürülebilir kalkınmanın bir dinamiği olarak tekrar hayatın içine sokalım, geleneksel bilgi ve geleneksel kültürü dediğimiz, sadece böyle nostaljik, benim atalarımın harika işleri vardı, çok güzel şeyler yaparlar dediğimiz bir nostalji nesnesi değil de, tam olarak gündelik hayatımızın içinde yeniden sürdürülebilir insanlık için diyeyim, artık kalkınma için değil ama insanlığın sürdürülebilmesi için
bu bilgilerin nasıl kullanılabileceğine dair güzel bir merkez oldu ve kent merkezinde böyle bir alanın, yani daha doğrusu tam da merkez değil ama bir yaşayan merkez, yani kültür merkezi gibi de bir anlamı var bu müzenin, şu anda somut olmayan kültürel miras müzeciliğinin. Büyük kentlerde, metropollerde çok can alıcı bir noktada duruyor o anlamda. İnsanlar sadece bu benim anneannemde de vardı demek için ziyaret etmiyorlar artık. Çünkü anneannesinin evinde olanlar çoktan bitti, kimsenin anneannesinin evinde bile yok. Çocuklar yeniden öğreniyorlar, genç kuşaklar. Yeniden o bilgiyle, nesnenin ötesindeki hikayeyle tanışıyorlar ve bu onları kimlik duygusunu daha kök duygusuyla birleştiriyor gibi geliyor bana. Kesinlikle, yani bizim sloganlarımızdan birisi de hatırlarsın, unutmak erdem değildir. İnsanlık ve bizim atalarımız bin yıllar boyunca pek çok şeyi tecrübe etmişler ve onların pek çok şekilde de yararlarını da görmüşler. Biz de yararlılığı ve sanatsal değeri istikametinde atalarımızdan elde ettiklerimizi unutmadan gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Bu iki şeye yarıyor. Birincisi kimlik ve aidiyetimiz, yani biz kimiz? Bu dille, bu kültürle, bu anlatılarla, bu eşyalarla biz varız. Mesela hani çok sabanı çok önemsiz görebilirsiniz ama sabanınız yoksa bugünkü modern pulluğunuz olamaz. Sabanı olanın modern pulluğu olur ya da modern pulluğu alırsanız, sabanınızı unutursanız yarın modern pulluğu icat edenler der ki sizin atalarınız önceki dönemde ilkeldi, bizim pulluk sayesinde modern hayata kavuştunuz derler. Yani oysa ki bizim medeni evrimimizde bütün o objeler var. Hangi objeye baksanız bir hikayedir, bir değerdir bunlar. Ve nasıl ki bugün yazma eserlerimiz 19. yüzyılda, 20. yüzyılda şarkiyatçılar tarafından, merakları tarafından Batı kütüphanelerine taşındı ve biz kendi öz kaynaklarımızı şimdi Batı'ya giderek görmek zorunda kalıyorsak, yarın bir müddet sonra zaten etnografik eşyalarımız da gidiyor. Onları da gene Batı'daki müzelerde, koleksiyonlarda görerek bir fotoğrafını alabilir miyiz diye ricada bulunacağız ve parasını ödeyeceğiz. Yani onun için bunların değerini bilmek ve korumak lazım. İkincisi hususta, yani kimlik ve aidiyetimiz için önemli olduğu gibi geçmiş bize geleceği inşa etmemiz için hayal gücüdür, tasarım gücüdür, yaratıcılık gücüdür. Sadece onları olduğu gibi dikte etmek değildir. Mesela bir sabanı koruyor olmamız, traktörden vazgeçin, sabanla sürün tarlanızı demek için değil. Geçmişten geleceğe uzanan hikayenin parçalarını oluşturmak, inşa etmek içindir. Bugün saban konusu olabilir, hikaye olabilir, mit olabilir. Gökyüzünden ateşi yeryüzüne kim indirdi dediğimde Prometheus'u dediğim gibi acaba bizim Altay Dağları'ndaki Türk denilen delikanlının ateşle ocakla macerasını biliyorsan ikisini birleştirirsin, bir anlam taşır. Tulpar çok önemli bir varlıktır bizim için. Pegasus'un yanında onu da koyduğun zaman. Yani hikaye ve sanatçılık, yaratıcılık kesinlikle bir kimlik aidiyet. İkincisi de sürdürülebilir kalkınmaya sağladığı destekle birlikte olacak. Ne geçmişin romantik ve hayalperest savunucusuyuz, ne de geçmişsiz bir geleceğin olabileceğine inanıyoruz. Yani onlar bir bütün, tıpkı çocukluğumuz gibi. Çocukluğumuzda hatırladığımız annemizin, ailemizin, büyüklerimizin nesi varsa onları nasıl hatırlıyor ve kendi öz çocukluğumuzda, işte hani ben köyde doğdum, açık hava müzesi gibiydi diyorum. O benim için çok gurur verici bir öz geçmiş hikaye. Kültürler de böyle. Öyle bakmak lazım. Evet. Gerçekten hocam, Pınar fedakar burada. O da diyor ki müze kent kültürü, aidiyeti, kimliği tazeleyen bir kaynak gibi diyor. Gerçekten kaynak kelimesini çok sevdim burada. Müze bir kaynak oluyor, besliyor. Şimdi müzeye geliyor, bunu görüyor ama oradan aldığı ilhamla, oradan aldığı yaratıcı fikirle gidiyor. Mesela çok fazla tiyatrocu ziyaret etti, sanatçı ziyaret etti bizim müzemizi. Ve kendi oyunlarında yavaş yavaş o geleneksel tiyatro biçimlerini kullanmaya başladılar. Ya da usta, geleneksel ustayı belki orada olduğu gibi görüyor ama
gidiyor bir sanatçı kendi eserinde onu farklı yorumluyor. Mesele burada zaten. Sizin benim çok sevdiğim bir makaleniz var. Hani bu Borat Ağlı Atsız'ı karşılaştırdığınız. Çok önemli bir makale bu anlamda. Hani uygulamalı halk bilimi dediğimiz şey müzeciliği yani müzenin içinde yapıldığında işte bu tür ilhamlar çok ufuk açıcı oluyor gençler için ve sanatçılar için. Eğer sanatçıysanız zaten ya da ustaysanız, bir meslek erbabıysanız onu geliştirmeniz için geçmişin bilgisi size ayna oluyor. Gülün Hocam da burada. Hayallerin kağıttan kayıklara yüklenerek bu son yağmurunda nehre salanlar gibi başlayan bu macera halk bilim camiasına hayal ötesi eserleri ve müzeyi kazandırdı. Teşekkür ederiz. Hocam sağ olun. Serkan Köse de bir burada öğrencimiz yine kültürel belleğimizdir diyor. Evet. Gerçekten bu somut olmayan kültürel miras müzeciliğinin bu dinamik ve sürekli esneyebilen, değişebilen ve geleceğe bir kapı aralayan mantığı çok güzel. Şimdi Avrupa'da açık hava müzelerini somut olmayan kültürel miras müzelerine evirmek gibi bir yaklaşım var benim son zamanda takip ettiğim kadarıyla. Ama Türkiye'de de bildiğim kadarıyla böyle etnografya müzeleri üzerinden bir yaklaşım olabilir diye duymuş idim sizden. Biraz ondan bahsetmek ister misiniz hocam? Şöyle, o da aslında gerçeğe dönen bir konu. Kültür ve Turizm Bakanlığımız şu anda özellikle Kültür Bakan Yardımcısı Misbah Demircan Bey ile bizim müzemizi ve çalışmalarımızı o da yakından takip ediyor ve biliyor. Onun da arzusu interaktif, ziyaretçisiyle diyalog kuran, ziyaretçisine objeleri uzaktan cemekanın içerisinde gösteren değil, deneyimleten, onu bir kültürel aktarım alanı olarak yaratan ve yaşatan bir konsept arz ediyor. Yani evet. Müzeler bizim Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzemiz gibi olsun istiyor. Nasıl ki biz orada müzede geleni karşılıyoruz, evimizde ağırlıyormuşuz gibi her zaman doğaçlama yaparak hiçbir şeyi ezberlemiyoruz, hiçbir şeyi cemekanda göstermiyoruz, her şeyi biz anlatıyoruz orada. Mesela Karagöz anlatıcımız ilk defa onlar için Karagöz anlatıyor. Mesela masal anlatıcımız ilk defa onlar için anlatıyor. Hikaye öyle, ninni öyle, türkü öyle. Hiçbir şeyi ezberlemiyoruz. Sadece onlarla bütünleşerek, yani yaşıyoruz onlarla birlikte. Misafirimiz gibi geliyorlar. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı da eski etnografya müzeciliğinden, hani o cemekan müzeciliğinden gelişebilme açısından bizim müzemizdeki bu uygulamayı model olarak kullanalım ve geliştirelim diye bir proje başlatmıştı. Devam da ediyordu. İşte bu korona salgın günleri nedeniyle biraz yavaşladı ama ben bu sürecin hızlı bir şekilde hem Kültür Bakan Yardımcısı hem ilgili genel müdürlük olarak Müzeler Genel Müdürlüğü ve araştırma bir bütünümüzü de sağ olsunlar alarak, değerli bularak devam ediyor. Evet hocam, ben ilk Avrupa'da Açık Hava Müzesi gördüğümde çok genç yaştaydım. Ailemle gezmiştim. Ve bir sürü küçük çocuğun o Açık Hava Müzesi'nde yani böyle o eski oyuncaklarla oynadığını, eski kıyafetli insanlarla konuştuğunu, ki ben de çocuk sayılacak bir yaştaydım. 13-14 bayağı çocukmuşum. Ve böyle o heyecanımı ve o hayal dünyamı nasıl zenginleştirdiğini anlatamam. Çünkü görmediğim bir şeydi. Böyle maskeli adamların çanlarla ortada dolaşma halleri falan, bu beni alıp başka bir dünyaya götürmüştü. O dünya hep böyle bir yazarken, düşünürken bir zenginlik olarak hayatım boyunca bana eşlik etti aslında. Bir de bir İngiltere'deki, Londra'daki British Museum'u görmüştüm eş zamanlıydı yine. Ve orada o müzeyi gezdiğimde de o dünyanın bütün, orası da aslında çok camekanlar ardındaydı ama hep uygulamalar yapılıyordu o zaman bile. Ve beni çok etkilemişti. Dolayısıyla hani bu etnografya, bu tarih, bu şu, bu diye çok fazla kategorize edip de kültürü parçaladığımızda bu da yine somut ve somut olmayan kültürel mirası parçalamakla eş görünüyor bana. Hani nesneyi biliyorsunuz ama nesne nerede uygulanıyor?
ne yapılıyordu falan, onun hikayesiyle birlikte her uygulama yapıldığında hakikaten çok daha yaratıcı bir süreç oluyor. Benim bu genç yaşta gördüğüm, yani çocuk yaşımda gördüğüm o ikimize kafama kazındı orada imgeler. Şimdi düşünüyorum, bizim müzeye gelen çocuklar ya da müzeleri bu gözle gören çocuklar nasıl bir dünya hayal edecekler ileride? Yani çünkü bu eksik de burada yoktu o zaman. Sadece gidiyorduk, dokunma, elleme, bakma, kırmızı çizgiler, geçme. Ama öyle değil ya. Müzecilik zaten dünyada uzun zamandır çok farklı bir yerde geçiyor. Ben bu arada Muhtar Hocamı gördüm de diyor ki somut olmayan kültürel miras unsurlarının müzelenmesinde ne tür sergileme ve teknikler olmalı? Görüşünüz nedir? Hoca soruyu sorarken zaten cevabını da biliyor ama Evet. herhalde bu konuyu biraz açalım istiyor. Evet. Yani müze şöyle söyleyelim, belki hocanın akademik disiplini de dikkate alarak söyleyelim. Müze bir konuyu fakeleştirmenin en tehlikeli ve en kolay yanlarından birisidir. Evet. Ama müze aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılması gereken bir konuyu en iyi şekilde aktarabileceğiniz alanlardan da birisidir. Mesela şöyle söyleyeyim. Biz her 6 Mayıs'ta Ankara Somut Olmayan Miras Müzesi'nin Hinterland'ında yer alan Altındağ Belediyesi'nin eski Hamamönü ve Hamam Arkası bölgesinde Hıdrellez kutluyoruz. Kutladığımız Hıdrellez aslında Ankara'nın Hıdırlık Tepesi dediğimiz tepesini de yaşatılan kültürel mirası esin kaynağı olarak alıyoruz. Ancak oradaki kültürel miras gecekondulaşmayla zaten 40'lı 50'li yıllarda tamamen bitmiş durumda. 50'li yıllardan beri Ankara'da Hıdrellez kutlanmıyor, Ankara Kalesi etrafında. Şimdi biz Hıdrellez'in tekrar öğrencilerimiz eliyle yaşatılmasına dönük bu uygulamamızın ne kadar fake, sahte, ne kadar geçmişin kendisi olmadığını biz de biliyoruz. Ancak burada şunu fark ediliyor. Hıdrellez diye bir gün var. Hıdrellez'de şu 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 işler oluyor. Bunlar gelenekte nasıl oluyor pek de sorgulanmıyor ama kendi hayatlarına dokunan Hıdrellez ateşinden atlıyorlar. Kendi hayatlarına dokunan Hıdrellez ritüellerinin pek çok şeyini yapıyorlar ve bir Hızır fikrine ulaşıyorlar. Hızır fikri boz atı üzerinde uçabilen Hızır gibi yetişti dediğimiz bir figür. Şimdi buradan geriye doğru gittiğimde Amerika'da Santa Claus'un, Saint Nicholas'ın, Aziz Nikola'nın nasıl Noel Baba'ya dönüştüğü hikayesini hatırlatmak istiyorum. Onlar bunu geliştirerek şu anda Noel Baba'yı dünyanın %30 ekonomisine nüfuz eden bir figüre dönüştürdüler. İki şey üzerinde durabiliriz burada. Küresel sermaye ve kitle iletişim araçları Santa Claus'un estetiğini bozdu. Bir. İkincisi, küresel sermaye esin kaynağı olarak ondan yararlanarak onun yaşamasını sağladı. Şimdi Türkiye'de 83 milyonuz. Hızır mı meşhur, Noel mi meşhur diye sorduğun zaman, yani bilinir diye ya da hiç onlara gerek olmadan internet sitesinden Hızır diye sorgulayın, Noel diye sorgulayın. Kaç yüz bin şeye içeriye erişeceksiniz Hızır'la ilgili, kaç milyon içeriye erişeceksiniz Noel'le ilgili. Dolayısıyla şimdi yaşatma ve kuşaktan kuşağa aktarma, dondurup saklama mı, canlandırma, hayal kurma, yeni ihtiyaçlara göre biçimlendirme mi? İkincisi tasarım bölümü de var işin içinde. Dolayısıyla burada müzede sergileme, yani müze neden doğmuştu Muhtar Hocam? Müze şeyden doğdu. Arkeolojik veya tarihsel veya etnografik de biraz. Maddi değeri çok yüksek, anı değeri çok yüksek, zor bulunur, nadir, unik objelerin muhafaza edilmesine dayalı bir müzecilikti. Bu tarihin kanıtları, yani Big Bang'den bugüne geliş hikayemizin kilometre taşları, çoğu da arkeolojik veri olarak bir yerlerden çıkıyordu. İşte bu
bunlar üzerinden bir müze hayal edildi ve mesela müze koleksiyonu çalındı denince hemen peşinden 2 trilyon liralık bir obje olan müze materyali çalındı. Evet, peki bizim Anadolu'da bir Anadolu kadınının kocasına lütfen bana bir kirmen yap dediğini düşünelim. O da bir kirmen yapsın ya da iyi yapsın. Onun iyi 50 yıl, 20 yıl, 30 yıl o iyiyle, o kirmenle yün eğirsin o kadın. Sonra hayatı sonlansın onun ve o kirmen ya da o iyi çocuklarına kalsın. O çocuğun hafızasında, belleğinde, hayatında ya da onun sosyal çevresinde o kirmeni müzeye koysanız kimse çalmaz diyelim. Çalsa da fiyatı 10 liradan fazla etmez. Acaba bir obje değil mi? İşte yakın tarihe kadar müze materyali nedir diye baktığımız o vardı. Ama bu da mesele şu, kirmeni de müzeye koymak değil. Kirmen dönmediği sürece, ip eğirmediği sürece, eğirdiği ip çoraba dönüşmediği sürece, çorap hayatımızda bir şeye, bir kültürel değere karşılık gelmediği sürece, bunun öyküsü, hikayesi bütünlüklü olarak genç kuşağa aktarılmadığı sürece, ondan o bir tasarıma, bir çıkarıma ulaşmadığı sürece bu müzecilikte yararlı bir müzecilik anlamına gelmiyor. Bilmiyorum Muhtar Hoca için kafi bir söz müdür ama müzemizi çok değerli, ünik objelerden oluşturmak gibi bir kaygımız yok. Kültürün kuşaktan kuşağa aktarımını sağlamanın enstrümanları olarak bakıyoruz. Onun için de obje odaklı, depolama odaklı bir müzeden ziyade konuşma odaklı, söz odaklı bir müze zaten somut olmayan miras müzesi. Zaten hocam arşivleme yerine yeniden üretme bizim muhtarımız. Konuştuklarımla Muhtar Hoca'yı bıktırdım, eyvallah dedi. Eyvallah dedi. Evet. Yani bir de somut olmayan kültürel miras müzeciliğinde böyle can damarları var işte. Üniversiteler, toplumlar, çocuklar ve yerel yönetimler aslında hep bir arada. Yani hamam önünü düşünün hocam. Hamam önünde bizim gönüllülerimiz var. Eski hamam önünde yaşayan ve oraları eski hallerini hatırlayan bir sürü misafirimiz gelip bize her şeyleri derlememize yardımcı oldu biliyorsunuz. Hatta böyle bir serçe dede hikayesi vardır müzede. Çok anlattığımız bir. Evet, 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 evet. Yani şöyle, yöre halkını hareketlendirdik biz orada o küçücük evin etrafında. Hayatlarını değerli buldular. Hani kimsenin mesela çok iyi hatırlattın. Modernleşme, kentleşme bunlar değildir. Kentleşme dijital ortamdır, kentleşme makinedir, kentleşme sanayidir, kentleşme fabrikasyondur gibi çok baskı altında kaldı insanlar. Birdenbire bizim oraya gelip de o kentin içinde de eskilerin çok anlamlı olduğunu söyledikten sonra onlar bir bir kendi hikayelerini, kendi eski objelerini anlatmaya başladılar. Benim babadan kalma, dededen kalma şu eşyam var size versem değerli midir dediler. Tabii. Neler getirdiler, bağışladılar. Evet. Evet, ve evet. Gelin dediğimizde, bunun hikayesini anlatın dediğimizde gelip anlattılar. Ve doğru. Biz, gençlerimiz onları dinledi. Buralar eskiden şöyleydi, bakın böyleydi diye. Biz o yani yerel ağı da güçlü tuttuk. Gönüllü ağımız zaten çok biliyorsunuz müze gönüllü. Ve gönüllü ağımız çok sağlam işliyor. Yerel halkla ilişkimiz çok iyi. Yerel yönetimle ilişkimiz gayet sağlıklı. Ve bir de akademik tarafı var. Hani müze tanımındaki kar amacı gütmeyen kısmı gerçekten bizim müzemiz için çok geçerli ve bütün ağları dinamik bir şekilde bu sürecin bir parçası yapabildiğimiz için aslında bu kadar da görünür olduk. Ankara içerisinde özellikle ki biliyorum uluslararası alanda da UNESCO çevrelerinde de zaten çok iyi biliniyor müzemiz. Evrim, bizim müzemizin yani yönü şöyle söyleyelim belki. Varana sohbetine katılmak gibi, yaren sohbetine katılmak gibi, ferfenede bulunmak gibi, bir odada bayram yemeği yemek gibi bir şey olduğu için bizim konseptimizde hani para kazanmak gibi, para üzerinden bir hayat kurgulamak gibi bir şey yok. Biz de oradan doğruya kültürün kuşaktan kuşağa aktarımını sağlayan gönüllüler ekibi, akademisyenler ekibiyiz. Biz bu anlamda da hani ben ticarileşen bir, yani daha doğrusu personelinin parasını ödeyen, işte elektriğini ödeyen, kirası varsa kirasını ödeyen miktarda müzenin de ayakta kalmasını sağlayacak gelirinin olmasını
doğal buluyorum ama... Hoş geldiniz tekrar. Gerçekten bir anda yine ben sizinle konuşurken zaman nasıl geçti anlamadım. Bir saati doldurmuşuz. Hocam ya Dostlarımıza niye bu fark kadar fazla etmedim? işkence etmeyelim, bitirelim Ya artık. hocam o kadar keyifli ki ben bilmiyorum. Biz konuşuruz yani daha. Bence sıkıldınız mı arkadaşlar diye sorayım da böyle de sorulmaz ki. Yani bir saat boyunca konuşmuşuz. Ben çoğunu da okuyamadım arkadaşların isimlerini de yani göremiyorum. Telefon küçük olduğu için sen Evet. okuyorsun. Böyle şey Ergin Haklarını geldi helal hemen. etsinler. Bir Ezgi saat boyunca onlara geldi. bir hayli Muhtar işkence hocam. etmişiz. Yok Muhtar hocam geldi. Ergin geldi. Mehmet Kösemek, Ebru Purtaş herkes geri geliyor. Burcu Cürgül ve şey dedi. Biz yeniden toplandık hocam. Siz konuşun diyorlar. Ben anladım. Evet. Zamanımız Sağ bayılıyor olsunlar. Kösemek. Tabii şimdi Mehmet Şey diyordum, o zaman evet o hocam. cümleyi söyleyeyim. Yani Buyurun. müzelerin devlet eliyle işletilmesi durumunda kar amacı gütmeksizin müzenin ziyaret edilebilirliğini sağlama görevi var muhakkak. Ama özel müzelerinde yaşamasını sağlayacak kadar bir gelirlerinin olmasını da ayıplamamak lazım. Ama orayı ticarethane gibi, orayı plastik fabrikası gibi ne bileyim yani bir otomobil fabrikası gibi hayal etmemek lazım. Yani müze bir kitaptır, müze bir derstir, müze bir konferanstır, müze bir akışkanlık yeridir ve dolayısıyla asla bir ticarethane gibi. Yani ticarethaneyi de ayıplamıyorum ama müze hani biraz hoca öğrenci ilişkisi gibi, öğreten öğrenen gibi, Evet. işte bu oda sohbeti gibi, yani bayram yemeği yemek gibi, ne bileyim işte şey gibi, baranaya katılmak, yaren sohbetinde bulunmak gibi bir şey, o etkileşim içinde olmalı. Yani o para çok fazla gündeminde olmamalı müzenin. Evet Evet. hocam. Parasızlık da çekmemeli Sürdürülebilirliğini tabii. sağlasın yeter Evet, yani. O kadar evet, gerekli aynen olsun. öyle. Doğru, Ben bir doğru. de şeyi hatırlatmak istiyorum hocam. Siz demiştiniz ki böyle bana evrim bu bizim müzemiz bir okul. Buradan gitsin bir süre burada öğrensin. Bizden öğrendikleriyle alsın ve Anadolu'nun dört bir yanına yayılsın öğrencilerimiz. Bu müzelerden pek çok açılsın. Ve bugün geldiğimiz noktada birkaç gün önce konuştuk sizinle. Neden bir somut olmayan kültürel miras müzeler ağı kurmuyoruz hocam? Değil mi? Hani oradan o da gerçekleşecek. Yakındır gerçekleşiyor. Hem yerel yönetimlerin var bu tür desteklediği müzeler. Hem özel müzeler var. Öğrencilerimizin açtığı pek çok. Üniversitelerin açtığı müzeler. Ve bir ağ olacak. Herkesin bir hikayesi olmaya başladı bu konuda. Evin biliyorsun bugünlerde yani son aşamasına getirdi tezini. Kent müzeleri üzerine Zeynep tezini bitirmek üzere ve somut olmayan miras ve kent müzeleri üzerinde çalışması epeyce ilerledi. Şimdi hani kent müzesi dediğimiz bir müze biçimi vardı. Onların süratle somut olmayan miras müzesine doğru evrilme süreci devam ediyor. Yani onlar çünkü kendilerini yenilemek açısından önemli bir alan olarak görüyorlar burayı. İkincisi de Kültür Bakanlığı'ndaki bu etnografya müzelerinin biraz daha somut olmayan, yani İKOM'un tanımlamış olduğu müze tanımına uygun hale getirilmesi diyelim. Yani herhangi bir şey değil. İKOM 2007 yılında biliyorsunuz tanımını değiştirdi. Somut olmayan mirası bir müze konusu olarak güçlü bir şekilde tanımladı. Sonraki tanımında da daha da Daha güçlendirdi. da güçlendi. Evet, daha da güçlendirdi. Dolayısıyla bu tam da senin söylediğin gibi bir müzeler ağı, yani somut olmayan miras müzeler ağı çok uygun düşer. Öbür yandan da biz biliyorsun okuluz. Okul öğrencileri yetiştirir, Anadolu'ya yollar. Biz Evet. öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Bir şekilde Anadolu'ya, başka yerlere, başka üniversitelere, başka mekanlara yolluyoruz. Yolladığımız öğrencilerin oralarda da çiçek açması, oralarda da eğitim faaliyetlerini sürdürmesi, müze açması, herhangi bir müzede faaliyet göstermesi. Bizim Bekir Yıldız'ımız vardı hatırlar mısın Evet, Malatya'da. hatırlamaz mı? Şimdi müzemizde ne kadar emeği vardı o Evet, çocuğumuzun. evet. Malatya'ya gitmiş, Malatya Belediyesi'nde ben müzecilik faaliyetlerini bilirim, şurada çalıştım demiş ve oradaki müzelerde rol almış. Çünkü Evet. biliyor oradaki Biliyorum. müzeciliği. Bunun gibi hani onlarca bir şekilde hem Hacettepe'deki o 1993'te başlayan
Türk Halk Bilimi Müzesi'ne doğru faaliyeti hem 2002'de Gazi'de kurulan müzelerimizle başlayan süreçte pek çok öğrencimiz, pek çok dostumuz, pek çok bu konuya ilgi duyan ve edinen genç Anadolu'da şu anda hayatını kültür müdürlüklerinde, kültür alanında, müzelerin içerisinde, kendi kurdukları müzelerde bir şekilde sürdürüyorlar. Onların bu ağda olması, onlar deneyimlediklerini bize aktarsınlar diye çok önemli. Yani sadece biz verici değiliz. Tabii. Aynı zamanda onların deneyimlerinden de alıcı olmalıyız. Çünkü onlar da sahada çok iş görüyorlar ve çok önemli birikimler elde ediyorlar. Onlarla bir bütünleşmek lazım. Dolayısıyla çevremizde adı somut olmayan miras olur, başka bir şey olur ama doğrudan doğruya somut olmayan mirasın korunması sözleşmesinde ve sözleşmeye dayanarak İKOM tarafından yapılan tanımda var olan müzeciliği yapan pek çok müze var. O müzeleri bir ağ içerisinde buluşturup daha çok görüşmelerini sağlayarak deneyim aktarımları, yardımlaşma biçimleri, özellikle bu salgın sonrasında müzelerin içinde bulunduğu sıkıntıları da değerlendirip bakanlıklara gönderecek bir sistematiğin parçaları olmaları ve seslerini birleştirerek çıkarmaları çok yerinde olur diye düşünüyorum. İyi bir fikir evet. Esasında bu. Evet, yani onu geçenlerde sözcüsten konuştuk sizinle ama derinleştirsek ve hayata geçirsek çok güzel olur diye düşünüyorum. Gerçekten çok doğru. Doğru. Yani çünkü dünyada biliyorsunuz bu tür somut olmayan kültürel miras müzeciliği dünyada da yeni yeni oluşmaya başlayan bir alan. Avrupa'da Avrupa Birliği'nin desteklediği bir somut olmayan kültürel miras çalışanlarıyla birlikte yaptıkları bir proje var. 5 ülkenin katıldığı. Biz Avrupa Birliği'ne üye olmadığımız için o projenin bir parçası değilmiş gibi duyduk evet, ama biliyorum, her zaman oradaki bütün uzmanlarla iletişim halinde olduk biliyorsunuz hocam ve onlar da bizim müze modelimizi defalarca bir sürü konferansta kendilerine anlattık. O da Evrim Avrupa Birliği'nde bu müzeyi kurmak isteyenlerin esin kaynağının bizim müzemiz olduğunu unutmamak lazım. Evet, yani tabii ki onlar hem Paris'teki UNESCO Sekreteriyası'nın çalışmalarında ve faaliyetlerinde defaatle bizim müze çalışmamız ve bu müzenin başarıları not edilmiştir. Uluslararası topluma komite raporu, sekreterya raporu olarak sunulmuştur. Hem de meslektaşlarımız, oradaki dostlarımız bu müze örneğinden yola çıkarak kendileri de somut olmayan miras müzesi kurma yoluna gitmiştir. Biz bir çekirdeği atıyoruz, yeşeriyor, meyve veriyor, başka çiçekler açıyor, evet. Başka yerlerde ilham veriyor. Biz de başkalarından öğrendik. Yani Tanrı tabii. İlham etmedi bize yani bunu. Evet. Başkaları biliyordu. Biz onlardan öğrendik. O şekilde birbirimizden alarak, öğrenerek geliştiriyoruz bu iyi bir yöntem. Evet, iyi uygulamalar listesinde bu Batan Açık Hava Müzesi var Hırvatistan'ın mesela somut olmayan kültürel mirasla. Ama onlarda bir köy tamamen balıkçılıkla uğraşan, tekne yapan bir köy biliyorsunuz Batan'a. Ve böyle hani aslında şimdi Türkiye'ye baktığımda Türkiye'nin hala ben şu soruyu soruyorum. Yani artık bir açık hava müzesine ihtiyacımız var mı? Yok, çünkü Avrupa ile aramızda 150-200 yıllık zamanı ne yapacağız? Yani bir skansen Türkiye'ye getirip kurmak tam olarak somut olmayan kültürel miras müzeciliği yapmak demek değil diye düşünüyorum. Çünkü o boşluk, yani entelektüel boşluk, dünyada değişen bir sürü olay ve bakış açısı var. Biz o 150 yılı 200 yılı buradan çıkarıp da hop aynısını yapamayız artık. O yüzden bizim yeniden yaptığımız bu küçük de olsa modelleniyor. Çünkü bakış açısı tam olarak sözleşmeyle daha uyumlu. Kuşkusuz şu andaki etkileşim biçimi mesela yani skansenvari müzelerin kurulduğu dönemdeki uluslaşma süreci ve sistematiği, iletişim ağları ve biçimi, müze algı ve yorumu, elektronik ortamın varlığı ve yokluğu gibi pek çok hususu bir araya getirmek lazım. Her şeyden önce şu çok kesin, tematik müzeler var, olabilir. Yani tematik, çeşitli bölgelerde. Pek çok temayı bir araya getirdiğiniz müzeler olabilir. Esas olan şu, kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarımını sağlayacak
bir sistem içinde mi çalışıyorsunuz? Mesela hani sen de ben de pek çok açık hava müzesini gezdik. Bu açık hava müzeleri aynı zamanda bolca mekan, bolca evet, kapalı ve açık evet, alan demektir. Alan bu demek. Bolca mekan ve kapalı ve açık alanı eğer bir uygulamalı halk bilimi için kullanırsanız, kuşaktan kuşağa aktarım için, somut olmayan miras müzeciliği konsepti, yani yerel halk geliyorsa, onlar bütünleşiyorsa, dışarıdan gelene kültürel mirasını aktarıyorsa, dolayısıyla bunu bir mekan ve alan olarak tanımladığınızda ve yorumunuzu somut olmayan mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, tasarım, yaratıcılık, inovasyon, yeni bir şeyler yapma gibi pek çok unsuru beraberinde eklerseniz, alan ve mekan sınırlamasına gerek olmadan ya da çok sınırlı alan ve mekanda da daha büyük hayallerle çalışabilirsiniz. Yani şu olmazsa bu olmaz diye bir şey yok, ama yeter ki kurgunuz güçlü olsun, hikayeniz güçlü olsun, anlatımınız güçlü olsun. Bakın biz mesela bu müzede ısrarla 20 yılda Pamuk Prenses'in yanına Nardanya Hanım'ı koyalım diye ısrar ettik. Evet. Şu anda Nardanya Hanım 20 yıl önce yazdığınız zaman internete, sisteme sorguladığınız zaman bir tek veri gelmiyordu. Tek veri vardı, o da Pertevni Aylı Boratav'ın kitabıydı. Başka yoktu. Yoktu. Dolayısıyla şimdi Küllü Fatma dediğinizde de efendim Cinderella'nın karşısına bir yerel kahraman çıkarıyorsunuz. Ve bunların hepsi bu şu anda UNESCO'da hani somut olmayan mirası dünyanın kültürel ifade çeşitliliğinin kaynağı olarak tanımladı. Geçen evet, birkaç gün önce Adru Azuley UNESCO Genel Direktörü en son COVID ile ilişkili bir yazısında somut olmayan miras sitelerini gezin, burası kültürel miras zenginliğidir ve kültürel ifade çeşitliliğinin yegane kaynağıdır diye bir ifade kullandı. Dolayısıyla hani bugün pek çok ya tabii pek çok alan buradan inşa oluyor. Bunu da dikkate almak lazım. Onun için hani bu 100 yıl önce öyledir, şimdi böyledir. İhtiyaç nasıl biçimleniyorsa ona uygun konseptler, alanlar, hikayeler oluşturulur tabii ki. Tabii ki hocam. Bugün haberlerde dinledim. Kırkpınar yağlı güreşleri bu sene yapılacak mı? Böyle bir soru. Kırkpınar Ağası da diyor ki ben böyle güreşin yapılmadığı görülmemiştir. Böyle bir ağ olarak anılmak istemem. Biz elbet güreşimizi yapacağız. Şimdi o kadar güçlü bir şey ki 600 küsur yıldır süre gelen bir şey. Somut olmayan kültürel miras sistemimizde olduğu için de dikkat sembolik edelim olarak yapacağız dediler yalnız. Evet, ama hani böyle sembolik dedi evet, ama yani evet, oradaki evet, yani güçlü sahiplenme ve aidiyet ve kimlik duygusu gözlerimi yaşarttı bir anda. O kadar böyle o Kırkpınar Ağası'nın konuşması. Yani bilmiyorum, küçücük kısacık dinledim ama hani somut olmayan kültürel mirasın bu dönemde özellikle gücü o kadar fark edildi ki hayatlarımızdan. Öyle. Ve öyle, biz de hani müze olarak, müzeler olarak bu pandemi döneminde ne katabiliriz? Yani ne verebiliriz insanlara diye müzeyi dijital ortama taşıdık adeta öğrencilerimiz. Doğru. Biliyorsunuz. O da evet, çok önemli evet, bir şeydi. Kalıcı çok önemli. Bu müzeyi dijital ortama taşıdık. Oradaki çocuk oyun ve oyuncakları, birkaçını da ben kendi sosyal evet, medyamdan, Instagram hesabımdan evet, paylaştım. Onu izleyenler hiç akıllarında olmuyor. Mesela hani bizim çocukluğumuzdaki en büyük yaramazlıklarımızdan birisi bu stres çarkı falan yapıyorlar. Biz onların karşılığında düğme döndürürdük ya böyle evet, şekilde, fırıldaklı bir şekilde. Büyüklerin paltolarını keserdik orada, düğmelerini gizlice. O düğmeyi kaçırırdık ve dışarıda bu şeyi, fırfırı oynardık. Tabii. Şimdi geçenlerde onu paylaştım, siz de yapın diye. Birkaç dostum, unutmuştum ben bunu dedi. Torunlarla oynuyordum, onlara düğme getirdim, oynattım. 2-3 saat onlarla eğlendik dedi. Ertesi gün başka bir şeyi koydum oraya filan. Dolayısıyla hani aynı zamanda işte somut olmayan miras, yani biz şöyle bakıyorduk Evrim, genellikle ihtiyaç doğduğunda kültür ikinci plana itilir diye bakıyoruz genellikle. Yok, yani acil durumlar konusunda. Oysa ki acil durumlarda da, çok sıkıntılı durumlarda da bizi sorunları aşmaya yönlendirici mekanizmalar kültürün içinden çıkıyor. Ya da teselliyi orada buluyoruz.
ya da çözümü oradan üretiyoruz. Onların bu boyutlarına da bakmak lazım. Yani sadece başta da söylediğimiz gibi biz hep bu eşyalarımızı, etnografyamızı, kültürel mirasımızı, geçmişimizi toplayan derken bizi romantik ve geçmiş meraklısı, duygusal insanlar gibi görmemeli halkımız ve gençler. Bunlardan biz sorunlu alanları çözebileceğimiz yerleri görüyoruz. Mesela Türk mutfağını hani hep küreselleşme şeyde, paldırda da konuştum. Türk mutfağını, Türk evini yapanlar acaba Türk kültürünün ne olduğunu biliyorlar da mı bu ev tasarımlarını yapıyorlar diye hep eleştiririm. Bir tezgah yapıyorlar daracık mutfakta. Onu da pencereye baktırmıyorlar. Pencereye sırtını dönerek çalışıyor. Saatlerce kaç saat mutfakta çalıştığının hesabını biz yapıyor muyuz? Evimiz bizim ham madde olarak gelen eşyalar yemek olarak çıkıyor. Evimiz küçük bir fabrika gibi. Acaba biz bunları düşünerek mi ev tasarımlarını yapıyoruz gibi başlayarak hani pek çok alanda kültürel mirası bilirseniz, kültürün nasıl işlediğini bilirseniz, halkın sonbaharda köylerinden çuval çuval, teneke teneke, sepet sepet getirdiği eşyayı nereye koyduğunu, koyacağını hesaplamazsanız, kiler yapmazsanız ve bu halkın misafirlerini restoranlarda buluşarak ağırlamadığını görmezseniz, mikrodalgayla, küçücük bir mutfakla salonda oturduğunu varsayarsanız mutsuz edersiniz. Onların hayatı farklı. Ona uygun tasarımlar yapmak lazım. Hani biz sadece kültürel mirasın aktarımı değil, geleceğin ve gündelik hayatın iyileştirilmesi için de kültürel mirasın tabii, farkına varılması, tabii, uygulanması teorisi üzerinden bu müzeleri kurguluyoruz, güçlendiriyoruz. Ben hep şunu temenni ediyorum. İnşallah gerçekten Türkiye'ye layık olduğu gibi de bir uygulamalı halk bilimi ve somut olmayan kültürel miras müzesine yine de kavuşsun yönümüzde, hep o var biliyorsunuz. Ve kuşaklar, daha böyle kuşaklar boyunca bu değerler ve zenginliklerimiz aktarılsın. Çünkü o kötülük duygusu gerçekten çok zorlayıcı. Özellikle de böyle çaresiz hissettiğimiz zaman hemen ilk sarıldığımız yerden, ayağımızın altından bir şeylerin kayma hissi güzel olmasa gerek. O yüzden kültüre daha çok sahip çıkıp müzeleri çoğaltmak gerektiğini düşünüyorum hocam. Böyle yayılsın daha çok. Öyle. Bir de şu tarafı var. Yani mesela pek çok program için şu anda kültür çalışmaları özellikle devletin istihdamını düşünerek öğrenci almak ve öğrencileri ben mezun ederim, bana ne, mezun olduğun zaman git devlette iş bulamazsan ne yaparsan yap biçiminde de düşünmemek lazım. Biz hocalar olarak maaşımızı alıyoruz. İyi kötü hayatımız ekonomik anlamda aç değiliz, açık değiliz. Ama mezun ettiğimiz çocukların gelecekte ne yapacağı konusunda fikrimizin olması lazım. Onların hayata kazandırılması, onların iş bulması, onların geleceğini inşa etmesi için de çalışmalar yapmamız lazım. Bizim bu müze ve benzeri uygulama çalışmalarımız sadece hani müzeyle sınırlı değil, hepsini müzede gösteriyoruz ama biz hastanelerin lösemili çocuklarına terapi amaçlı çocuk oyunu oynatmak, masal anlatmak yahut huzur evlerinde bir nevi hayatın dışına çıkmış olanlara eski anılarını, bildiklerini onlardan öğrenerek, biz bildiklerimizi onlara aktararak onlarla temas kuruyoruz. Dezavantajlı topluluk gruplarla bu müze üzerinden iletişim kuruyoruz. Onlar da gördük ki mesela doktorların bize söylediği, masal anlattığımız, birlikte oyun oynadığımız lösemili çocukların psikolojilerinin daha fazlaca düzeldiği, iyileşme umutlarının ve gelecek beklentilerinin yükseldiğine tanık olduk diyorlar. Bunlar çok önemli uygulama alanları. Yani hayata dokunmamız gerekiyor. O nedenle de biz masalcı yetiştiriyoruz, karagözcü yetiştiriyoruz, fıkracı yetiştiriyoruz, efendim kuklacı yetiştiriyoruz, meddah yetiştiriyoruz. Bakıyorsunuz geleneksel seyirlik oyunlarını Kastamonulu kadınlarla oynayan doktorlarımız, doçentlerimiz çıkıyor aramızda. Arada yani onlar da oluyor.
Evet, interaktif bir hayat oluşuyor ve bunlar da sorunlu zamanlarda da imdadına yetişiyor halkın, işte böyle korona günleri gibi veya tasarım ve sanat yaratım için de gelecekte işlerine yarayacak alanlar oluşuyor. Hiç şüphem yok hocam, gerçekten iyi ki siz bunu, yani bu aşka düşmüşsünüz, iyi ki bize böyle bunu aktarmışsınız, ulaştırmışsınız. Biz de inşallah yani elimizden geldiğince bizden sonraki kuşaklara ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve ulaştı bulaştı zaten. Yani şu anda ben evet. Müzedeki öğrencilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bak şeyden Fransa'dan güzel... Feriha Hanım gördüm orada. Evet. Görmedim. Ekip çalışmasının bereketini, güzelliğini siz kazandırdınız değerli hocam. Her şey için çok teşekkür ederiz. Gerçekten ekip. Gerçekten. Yani ben evet, ekip şimdi, olmadım. Nasıl bir şey oldu? Yüzlerce öğrenciye dokun. Evrim, bizim öğrencilerimiz şu anda öğretmen oldular bir bölümü ortaokullarda, evet. Liselerde. Yüzlerce, binlerce öğrenciye dokunuyorlar. Yani akademisyenlerin dışında. Mesela Hatice Han bir öğrencimiz bizimle yüksek lisansını yaptı. Yüzlerce öğrenciye buradan öğrendiklerini anlattığını hani birkaç defa görüştüğümüzde bana da söyledi. Başka öğrencilerimiz mesaj yazıyor, hocam sizin orada anlattıklarınız, müzede gördüklerimiz bizim o kadar çok işimize yarıyor. Mesela bir öğrencimiz Adana'da öğrencileriyle somut olmayan miras üzerinden bir proje yürütmüşler. Bizim geleneksel oyunlar ve oyuncaklar üzerinden çalışmışlar. Hocam TÜBİTAK'tan destek aldık, ödül aldık dedi. Bir başka öğrencimiz, siz hatırlıyorsunuz, yarışmaya girmiş. Buradaki müzedeki çalışmalar nedeniyle başarılı olmuş. Başkent Üniversitesi'nde mezun bir öğrencimiz de hatırlarsınız. Evet. Dolayısıyla yani öğrencilerimizin hayatına dokunduğumuz gibi öğrencilerimiz başkalarının hayatlarına dokundular buradaki öğrendikleriyle. O çarpan etkisini de görmek lazım. Bence uygulama esas itibariyle bu, özü itibariyle. Evet, o evet. Yani o çarpan etkisi çok çok güzel söylediniz. Hakikaten bir artı bir iki yapmadı burada. Böyle bayağı yayıldık her yere. Bu çok güzel. Bu aşk meselesi. Evet, dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi aşk bırakmadılar mi? Evrim. Daha fazla evet. Uzatarak onları yormayalım. Diyor ki hocam, Gülün hocam da tekrar diyor ki, anlatının fiziksel tıpta iyileştirme işlevi var. Ve temas ya da duyguyla olan iyileşme acıdan çok daha çabuk beyindeki nöronlara ulaşıyor. Evet, biz bunu hastanelerde çok deneyimledik. Pervin Hoca da onu bir ara çok koordine etmişti. Evet, 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 doğru. Pervin Hoca da masallarla ilgili, doğru. Evet, hatırlamak lazım. Evet. Evet hocam. Teşekkür ediyorum ben. Ben o zaman sizi bırakmayacağım yine de, artık siz öldüğünce gitmemiz lazım. Tamam, gidelim. Yok, dostlarımız da yaklaşık 1,5 saattir evet. Bizimle beraber. Onları da çok fazla yormayalım. Sağ olsunlar. Evet. Ben hasreten sana teşekkür ediyorum Evrim. Çok yani bu moderasyon işini ve konuşturma işini çok iyi başarıyorsun. Hani, din sizi dinlendirir diye bir söz var ya, maşallahın var. Güzel sorular soruyorsun. Teşekkür ederim. Ve tabii ki 28 Mayıs'ta biz bu müze faaliyetimizi, kuruluşu, yıl dönümümüzü hemen peşinden yapacaktık ama ne yazık ki terör belası bizi de vurdu. 31 Mayıs'ta müze gönüllümüz, öğrencimiz, doktor öğrencimiz Aslan Aslan'ın ağabeyi Atakan Aslan Diyarbakır'da şehit edildi. Ona tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. O nedenle biz o toplantımızı, o üzüntümüz içerisinde bu toplantımızı yapamazdık. O güne, bugüne erteledik. Acımız baki ama Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. O takdire de inanıyoruz ve bu şekilde de Atakan'ımıza rahmet dilerken ailesine de bu vesileyle sabırlar diliyorum. Evet. Evet hocam, evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bütün yani müzeye şimdiye kadar katkısı olan tüm öğrencilerimize, tüm hocalarımıza canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok bu tam bir takım ve ekip işiydi. Bu ekibin takımın sizin liderliğinizde olması bambaşka bir duygu bizim için. Eminim herkes için öyle. Ve hayatlarımızı değiştirdi. Hayatlarımızı dokundu bu müze. İnşallah bundan sonra da pek çok öğrencimizin, kişinin, çocuğun, bilemediğimiz pek çok insanın hayatına bir dokunuşu olur.
Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Dostlarımıza da, arkadaşlarımıza da, bizi takip edenlere de çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar İyi diliyorum. Akşamlar görüşmek hocam. üzere. İyi akşamlar. Tamam. Görüşmek üzere. Birlikte ayrılalım hocam o zaman. Tamam. Tamam.